İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteni ile karşınızdayız. Batı Balkan ülkelerinin liderleri Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in daveti üzerine bir çalışma yemeği için bugün Brüksel'de bir araya gelecekler. Toplantıya Başbakan Albin Kurti, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabić, Karadağ Başkanı Milo Đukanović ve Bosna Hersek Üçlü Başkanlık Konseyi'nin dönem başkanı Milorad Dodik katılıyor. Yapılan açıklamalara göre Brüksel'de bu toplantı bölgedeki son gelişmeleri, genişleme sürecini, jeostratejik meseleleri ve bölgedeki işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra bölge ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin de tartışılmasına hizmet edecek. Ülkemizdeki bazı basın yayın araçlarında Başbakan Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić arasında ilk görüşmenin bu ziyarette yapılacağı yönünde spekülasyonlar yer aldıysa da bu gerçekleşmeyecek. Avrupa Birliği kaynaklarına göre bugün için böyle bir toplantı planlanmadı ve öte yandan Vučić de Sırbistan'ı Başbakan Brnabić'in temsil edeceği için bu çalışma yemeğine katılmayacak. Kosova ve Arnavutluk arasında savunma alanında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreni ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Armen Mehaj, benzer güvenlik sorunlarımız bulunuyor. Bu anlaşmada Kosova'nın NATO entegrasyonuna yönelik iki bakanlık arasında askeri akademiler ile profesyonel düzeyde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yer alıyor dedi. Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleşi de her daim Kosova'nın yanında olacaklarını belirterek imzalanan işbirliği anlaşması ile 32 ortak askeri faaliyet düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Priştine Büyükelçiliği 400 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği ve 7 kişinin tutuklandığı Libya'daki uyuşturucu operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Bu operasyon Kosova, Arnavutluk, İtalya ve Amerika Birleşik Devleti güvenlik güçlerinin işbirliğinde gerçekleşmişti. ABD'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele, kararlılık ve uluslararası işbirliği gerektirir. Libya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, Kosova, İtalya, Arnavutluk ve ABD arasındaki küresel ortaklığın başarısıdır ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer niteliğindedir. Multietnik Parlamento Grubu Başkanı Milletvekili Enis Kervan, 2021-2025 yılı hükümet programı ile 2021 yılı yasama programının görüşüldüğü meclis oturumunda beklentilerini dile getirdi. 2021-2025 programında söz konusu topluluk hakları ve korunması olunca biraz daha fazla özen gösterilmesinden yanayız. Ancak kimi sorunlarımıza dahi birlikte çözümler üretmemiz gerekecektir. Sosyal vakalar söz konusu olunca Türk, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı, Goralı gibi topluluklara konutların yapılması ve ihtiyacı olan ailelerin bu konutlara yerleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle 3 yıldır süren bu konut projelerinin çözüme üretilmesi, sorunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Merkezi ve yerel kurumlarda emekli ayrılan topluluk mensupları yerine yine aynı toplulukların istihdam edilmesi için hükümetin bir strateji üretmesi gerekmektedir. Topluluklara yönelik ekonomik kalkınma paketleri yaratılmalıdır. Polis, asker ve diğer kurumlarda Türk, Boşnak, Rom, Aşkali, Mısırlı gibi toplulukların temsiliyeti artırılmalıdır. Ülkemizde son 24 saatte 64 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bir kişi ise hayatını kaybetti. Diğer taraftan 406 kişi iyileşti. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada gerçekleştirilen 4297 test sonucunda 64 kişide COVID-19 virüsünün tespit edildiği belirtildi. Kosova'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 107.003'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2227'ye yükseldi. Ülke genelinde 4543 aktif vaka bulunuyor. Belediyelerde korona vakası sayısı açısından 12 vaka ile Priştine yine birinci sırada yer aldı. Sayın seyircilerimiz, tüm dünyayı olduğu gibi Kosova'ya da etkisi altına alan koronavirüsü salgını halen etkisini göstermeye devam ediyor. Salgını durdurmaya yönelik başlatılan aşı çalışmaları da Priştine'nin ardından Prizren'de de uygulanmaya başladı.
Avrupa Birliği tarafından Kosova'ya gönderilen Covid aşıları Prizren'e ulaştı. Prizren'deki sağlık ocağı merkezinde vurulmaya başlanan koronavirüs aşılarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Az önce aşınızı aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, aşımızı aldık. Herkese tavsiye ediyoruz. Uzun zamandır bekliyorduk zaten. Ya, işte bugün de oldunuz. Bugün de oldu. Peki nasıl, kuyruk var mıydı? Beklediniz mi? Çok beklemedim. Zaten ben doktorum. Çok beklemeyiz biz sağlıkçılar. Bugün aldınız. Ya yani. Ama var. Kalabalık var. Herkes alsın. Herkese tavsiye ediyorum. Yarın kısmet aşı alacağız. İnşallah bu bir yeni enjeksiyon bu aslında bir karşılık olacak. İnşallah insanlara bir yardım olur, bir sağlık olur. Artık gitsin bu hastalık. Buna da bir ilaç olsun. İnşallah ilacıdır. Peki bugün isminizi kaydettiniz. Evet. Yarın saat 13'te aşı alacağız. Prizren Sağlık Ocağı Merkezi'ni ziyaret eden Prizren Belediyesi Başkanı Müteahhir Haskuk'a aşıların önümüzdeki günlerden itibaren Prizren'deki Sezai Suroy Spor Merkezi salonunda vurulmaya başlayacağını söyledi. Bugün itibaren 65-70 yaş arası aşılama başladı. Neler söyleyeceksiniz? Evet, yani şu anda listeler yapılıyor. Bugünden saat 2'de geldi aşılar. Onlar devam edecek yani gelecek günlerde. Saatlerde randevular veriliyor ki çok insan olmasın aynı zamanda. Tüm bu yaş grubuna herkese aşı var. Yani o yüzden acele etmeleri gerekiyor. Peki yoğun bir ilgi var. Prizren'de kaç bölgede aşılama yapılıyor? Yok, tek burada yapılıyor. Bir de sonra Sezai Suru, Recai Suru şeyinde. Spor salonunda. Spor salonunda yapacağız. Ama bu hafta sonu burada. Kosova'ya kısıtlı sayıda gönderilen aşılar, sağlık çalışanları ardından şimdilik 65 ile 70 yaş arası yaşlara vurulmaya başlandı. AKR Genel Başkanı Behçet Patsoğlu, Ankara'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Patsoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti. Patsoğlu, Bakan Çavuşoğlu ve Türkiye en önemli müttefikimiz olarak her daim Kosova ve halkının yanında oldu. Dostum Çavuşoğlu ile Ankara'da ülkelerimiz ve halklarımız arasında yakın işbirliğini konuştuk ifadelerine yer verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Ülkemizde parçalı bulutlu ve güneşli hava hüküm sürüyor. Gün ortasında başkentte hava sıcaklığı 22 dereceyi gösterdi. Yarın da bugüne benzer havanın hüküm süreceğini tahmin eden Hidrometeoroloji Kurumu yetkililerince hava sıcaklıkları 19 ila 21 derece arasında seyredecek. Sayın seyircilerimiz, bir haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Sağlıcakla kalın.